Adana Dəmir Spor Klubunun prezidenti Murad Sancaq. Hazır bizimle canlı telefon bağlantısındadır. Murad Bey, akşamınız xeyir olsun. Akşamınız xeyir başkanım. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun başkanım, siz necəsiniz? İnşallah iyisiniz. Yaxşısınız. İyi, çok şükür, çok teşekkür ederiz. Adana'dan, Türkiye'den selamlar olsun Azerbaycan'a. Teşekkürler. Adana Demirspor'dan farklı bir başlangıç gözləyirdik. Mövsümə keçən sezon çox fərqli bir performansla yadda qalmışdı. Sezon əvvəlində texnik direktor ayrılışı, ondan sonra bir süreç başladı. Bu fonda yəni, bir başkan olarak kulübün yeni sezona başlangıcını və ondan sonraki periodu necə dəyərləndirirsiniz? Şimdi şöyle, tabii geçen sene 4. bitirdik Türkiye Ligi'nde. Bu sene de Avrupa'ya gittik. Avrupa'da da ilk yılımız olmasına rağmen, ilk Avrupa serüveni olmasına rağmen iyi bir performans gösterdik. Şanssız penaltılarla elendik. Ama baktığınız zaman tabii birçok futbolcu çok eski kaldığı zaman böyle takımda biraz problemler oluyor. Onun için biraz yenileme işine girdik. 7-8 tane oyuncu öyle yollarımızı ayırdık. Yeni böyle çevik, genç, dinamik oyuncular aldık. İyi olacağız inşallah. Önümüzdeki süreçte daha da iyi olacağız. Takım birbirine alışmaya başladığı zaman, birbiriyle oynamaya ve birbirine alıştığı zaman daha iyi olacağız diye tahmin ediyoruz yani. Başkanım, bu sezon Azerbaycan taraftarı Adana Demirspor'u daha yakından izlemeye başladı. Çünkü Azerbaycan milli komandasının kapısı Şahriddin Mehmet Aliyev Adana Demirspor'un esas heyet üzülerinden birine çevrilip. Onun performansını necə dəyərləndirirsiniz? Yəni dünənki Alanya Spor maçında da yəni bu hafta sonu 2 golda səhv oldu. Ondan sonra hoca əvəzlədi. Yəni Şahriddinlə bağlı fikirləriniz nədir? Yox, hər zaman iyi kalecilerin böyle hatalı goller yemesi normal. Hata yapabilir. Ama öyle bir hataya bakarak bir kaleciyi yargılamak doğru değil. Şahriddin bizim iyi kalecimizdir ve bizim beklentimiz olan bir kalecimizdir. Dimdik ayaktadır ve kalemizdedir. Önümüzdeki maçta da ilk 11'de başlayacaktır yani. Öyle bir sıkıntımız yok yani. Tamamdır. Ve Azerbaycan'la ilgili yani Azerbaycan'da yeni bir takımınıza yeni bir oyuncu düşünür müsünüz? Yani scout ekibi bununla bağlı bir məlumatlar verir mi size? Yani Azerbaycan futbolunda tabii. Çalışıyorlar. Niye olmasın? En son Kazakistan'dan bir oyuncu da aldık. Santrafor'unu aldık. Onların en iyi santrafor'unu aldık. O da bizimle beraber. Niye olmasın? Olabilir yani. Aha. Bir de bu mövsüm bir sıra Anadolu təmsilçiləri hakimlərlə bağlı çox danışılır. Hakim səhvləri Adana Demirspor da çox çəkdi bu sezon açıq danışmaq lazımdırsa. Bu VAR qaydalarının növbəti gün açıqlanması ilə ilgili bir Türkiyə Futbol Federasiyonunun bir qərarı var. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Yani sadece o VAR pozisyonu ile ilgili açıklanması yeterli değil. Benim de önerim olacak daha sonra TFF'ye, Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yani bir maçta sıkıntı olduğu zaman en azından o iki kulübün başkanları VAR'ın bütün kayıtlarını dinlemeleri daha doğru olur diye düşünüyorum. Bütün kayıtlar kamuoyuna paylaşıldığı zaman çok polemik olacak, çok problemler olacağını düşünüyorum ben. Bu sezon Adana Demirspor'un hedefi nedir bundan sonraki süreçte? Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Biliyorsunuz 3. ile aramızda zaten toplamda 8 puan var. İlk 5'e gidenler zaten Avrupa'ya gidiyor. İlk 5 takıma baktığınız, son 5. takıma baktığınız andan zaten 36 puanı var. Aramızda 4 puan var yani. Bir periyot kazanmaya başladığımız zaman Avrupa'ya gideceğimizi tahmin ediyorum. Son olarak sorum, siz de bilirim zamanınız azdı. Yeni teknik direktörünüz Hikmet Karaman'la ilgili düşünceniz nedir? Yani bir Hikmet hocam biz de çok yakından tanıyırıq. Bizim programımızın da konağı olup defelerle Adana Demirspor futbol anlayışına, yani camiasının futbol anlayışına uygun teknik direktördür mü? Şu anda Türkiye piyasasının en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi. Devre arasında hoca bulmak kolay değil. Çünkü genelde hocalar zaten anlaşmalı. Hikmet Hoca da tabii burada çok işi zor, kolay değil. Yeni 10 tane futbolcu aldık devre arasında. Aha. Belki Türkiye Ligi'nde en çok futbolcu alan biziz. Ve aldığımız oyuncular da genelde genç oyuncular ve geleceği olan oyuncular. Bunları harmanlayıp iyi birliktelik, iyi beraber oynamayı sağlarlarsa bu da hocanın işi.
başarılı olacağını düşünüyorum yani. Zaten Alanya'da beraber kalmamıza baktığımız zaman 2-0'dan 2-2 sonra 2-2'ye düşüp sonra 3-3 yapmak her takımın harcı değil yani deplasman değil hele ki. Bu takım yani beraber oynadıkça daha iyi olacağını hep beraber göreceğiz yani. Teşekkürler Murat Bey. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bütün Azerbaycan'a, Türkiye'den selamlar olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.